arada bunlar spor yapan birisi için veli nimet gibi bilgiler gerçekten. Yeni, fotoğraflar, etkinlik, faydalı ve sade gibi bu şekilde kadranlarımız mevcut. Nabzımın iniş ve çıkışlarını gösteriyor. Ve bugün de şu ana kadar ortalama 100 nabız verisine sahipmişim. Sizin de gördüğünüz gibi Xiaomi Mi Band 7 Pro'ya gerçekten çok benziyordu. Moş'tan herkese yeniden merhabalar. Bir akıllı bileklik videosuyla daha karşınızdayım. Bugün yanımda Xiaomi ekosisteminden Redmi markasının Smart Band Pro isimli akıllı bilekliği var. Kendisi Aralık 2021, Ocak 2022 zamanlarında piyasaya sürülmüştü. Xiaomi Mi Band 7 Pro'dan önce çıkmasına rağmen oldukça benziyor ama şekil ve şemal açısından. Zaten genel olarak Xiaomi ekosistemindeki akıllı bilekliklerin çoğu birbirine benziyorlar. İsterseniz lafı uzatmadan şöyle kutuya bir bakmaya başlayalım. Aşina olduğumuz Mi Band kutularının beyaz renklisi var aslında şu anda karşımızda. Ön yüzde de yine cihazı görüyoruz ve yukarıda Mi'nin logosu yer alıyor. Şöyle altından açalım isterseniz hızlıca. İçeriği de bu arada Mi Band'lerden herhangi bir farkı yok. Tamamen aynı. Akıllı bilekliğimiz çıkıyor. Şu kısımdan şarj aletimiz çıkıyor. Buradan da kullanım kılavuzlarımız çıkıyor. Gördüğünüz gibi Mi Band kutu içeriğiyle tamamen aynılar. Şöyle paketlerimizi açacak olursak şuradan akıllı saatimizi, buradan da şarj kablosunu çıkartalım. Yine bizi mıknatıslı bir şarj kablosu karşılıyor. Şunları ben şöyle kaldırıyorum. Şarj kablosunu açıkçası ben ilk denediğimde mıknatıs performansını pek beğenemedim. Bence daha güçlü bir mıknatıs kullanılabilirmiş ama yine de içerisinde mıknatıslı bir şarj kablosu olması her halükarda iyi bir şey. Şöyle şarj kablosunu da kaldırıyorum artık ve akıllı bilekliğimize baş başa kalıyoruz. Öncelikle genel olarak bir baktığımızda kare formlu bir akıllı bileklik olduğunu görüyoruz ama çok fazla da saate de kaymamış. O yüzden akıllı bileklik kullanmayı seven ama kare formdaki saatlerden hoşlanan insanların hoşuna gideceğini düşünüyorum. Çünkü çok fazla bileği rahatsız etmiyor. Kordon bakımından yine Mi Band'lerden aşina olduğumuz kordona sahip. Plastik bir kordon kullanılmış, oldukça esnek ve bileği rahatsız etmediğini de rahatlıkla söyleyebilirim. Ekrana bakacak olursak 1.47 inçlik bir ekrana sahip. Mi Band 7 Pro'nun ekranı ise 1.64 inçti. Yani arada 17 inçlik bir fark var. Piksellerine baktığımızda 194'e 368 piksellik bir görüntü çözünürlüğü sağlıyor. Bu piksel çözünürlüğü ekran boyutuyla birleştiğinde oldukça doyurucu bir görüntü sağlıyor diye bilirim. Xiaomi ekosisteminde zaten aşina olduğumuz akıllı bilekliklerde genellikle AMOLED ekran kullanılıyordu. Yine aynı şekilde Redmi Smart Band 7 Pro'da da AMOLED bir ekran kullanılmış ve bu AMOLED ekran 450 nitlik bir parlaklığa sahip. Yani şu an gördüğünüz üzere açık havadayız. Güneşli de bir hava. Benim ekranı görmemde hiçbir sorun yaratmıyor. Bütün bunlara ek olarak bir de kullanıcıların çoğunlukla talep ettiği, özellikle Android kullanıcılarını zaten severek kullandığı Always On Display diye bir özellik var. Bildiğiniz üzere sürekli açık ekran özelliği anlamına geliyor ve bu çoğu akıllı bileklik veya çoğu akıllı saatle göremediğimiz bir özellik. Redmi Smart Band Pro'nun içerisine de yerleştirilmiş. Yani isterseniz bu özelliği de kullanabilirsiniz. Ama şarjlarınızdan yiyeceğini söylemeden geçmeyeyim. Ve yine diğer akıllı bilekliklerde göremediğimiz, örneğin Huawei Band 7 gibi, içerisinde bir ortam ışığı sensörü bulunuyor. Bu ortam ışığı sensörü ne işe yarıyor ona da kısa bir not geçeyim. Ortam ışığı sensörü siz karanlık bir yerden aydınlık bir yere veya tam tersi aydınlık bir yerden karanlık bir yere geçerken ekran parlaklığının otomatik olarak düşmesi veya yükselmesi anlamına geliyor. Bu ortam ışığı sensörü aslında hem sizin bataryanızı daha uzun ömürlü kullanılmasını sağlıyor hem de geceleri yatağa yattığınızda, ışığı kapattığınızda bileklik bileğinizdeyken ışığı gözünüzü rahatsız etmiyor. Açıkçası benim için güzel özelliklerden biri bu. Şimdi isterseniz bilekliği bileğimize takalım ve uygulamaya da biraz göz atalım. Akıllı bilekliğimiz diğer Xiaomi modellerinde de olduğu gibi Mi Fitness uygulamasını kullanıyor. Mi Fitness uygulaması bence akıllı bilekliklerin arasındaki en düzgün çalışan ve en güzel verileri sağlayan uygulamalar biri bu arada. İlk başta girdiğimizde ana ekranı görüyoruz. Burada bileklik dün gece, daha doğrusu dün sabah saatlerinden beri bileğimde takılı. Yani burada aslında bir iki veriyi de görmüş olacağız. Mesela uyku verisi gibi. İlk başta baktığımızda dün geceki uyku verilerimi görüyoruz. Uyku dağılımı hafif ve derin uyku olarak bize bilgiler veriyor. Aslında Mi Fitness uygulamasına hepimiz oldukça aşinayız diye düşünüyorum artık. Ama yine de şöyle bir göz gezdirelim. Uyku sırasındaki nabzımı, uyku sırasındaki oksijen oranımı bile bana burada gösteriyor. Bugün ve dün attığım adımları görüyoruz. Burada nabız değerlerimi, yaktığım kaloriyi, ayakta durduğum süreyi, stres seviyelerimi, kandaki oksijen oranı gibi verileri burada görebiliyorum sizin de gördüğünüz üzere. Bileklik kadranlarına şöyle bir göz gezelim neler varmış çevrim içi kadranlarda. Yerel kadranlar bu arada bileklik bileğimize takılıyken ekrana basılı tuttuğumuzda yan taraflarda çıkan kadranlar. Bunlara istersek çevrim içi kısımdan başka kadranlar da ekleyebiliyoruz. Buralarda neler var bir bakalım. Yeni, fotoğraflar, etkinlik, faydalı ve sade gibi bu şekilde kadranlarımız mevcut.
oyuncu. Oldukça çeşitli bu arada. Ama benim favorim tabii ki her zaman şu an yukarıda gördüğünüz. Bütün bilgileri orada görebiliyorum çünkü. Hemen aşağıda bildirim ve arama kısımlarını görüyoruz. Bunları açtım ki bilekliğime arama bildirimler gelsin diye. Sağlık izleme kısmında nabız uyku, kandaki oksijen, stres ve ayakta durma özellikleri var. Bunları istersek ayrı ayrı kendimiz kişiselleştirebiliyoruz. Örnek verecek olursak nabız ölçümüne girdiğimizde devamlı izlemeyi kapatıp 10 dakikada bir veya yarım saatte bir gibi özelleştirebiliriz. Uygulamalar kısmına baktığımızda alarm, hava durumu, kamera ve egzersizleri görüyoruz. Egzersizlere girdiğimizde bütün egzersizleri görüyoruz. Buradan bilekliğimiz için egzersiz ekleyebilir veya çıkartabiliriz bu arada. Şöyle aşağı doğru kaydırdığımızda burada 110 adet antrenman modunu görüyoruz. Şöyle size de göstermek için aşağılara doğru iniyorum. Hiç adını bile bilmediğim bazı sporlar var bu arada burada. Oynayanlar varsa, bu değişik sporlarla ilgilenenler varsa yazabilir bize. Şöyle egzersizlerden çıkıyorum. Sistem kısmında araçlar ve uygulama düzenini görüyoruz. Son olarak bir de bunlardan bahsedeceğim. Araçlar kısmına girdiğimizde yine aynı şekilde kullanmak istediğimiz belli başlı araçları bilekliğin içine ekleyip çıkartabiliyoruz. 7 taneye kadar ekleyebiliyoruz bu arada. Uygulama düzenine geldiğimizde burada iki uygulama düzeni var. Biri ızgara, biri de listeleme. Bunları şimdi bilekliğin içine gireceğiz ve ayrıca göreceğiz şu anda ızgara görünümünde. Evet, uygulamayla ilgili söyleyeceklerim bu kadardı. Şimdi isterseniz yanıma gelin ve akıllı bilekliğin içine beraber bakalım. Bilekliği bileğimize taktık. Şimdi birazdan içerisini hep beraber inceleyeceğiz ama bugün güneşli bulutlu bir hava var. Belki zaten fark etmişsinizdir. Bu süre zarfında ekrandaki görüntünün sizi rahatsız etmeyeceğini göreceksiniz. Yani arada güneş gelip gidebilir. O kısımlarda ekranın nasıl adapte olduğunu görebilirsiniz. Şimdi ilk başta bahsettiğim gibi Always On Display özelliği var demiştim. Şu anda bu özelliği görüyorsunuz. Gördüğünüz üzere ekranımda sürekli açık olarak bir saat, tarih ve gün yazıyor. Şöyle ekrana tıkladığımda asıl ekranımıza gelmiş oluyoruz. Burada benim seçtiğim bir kadran var. Üzerine şöyle basılı tuttuğunuzda diğer kadranları da burada görebiliyoruz. İstersek bunlardan da seçebiliriz ama benim favorim dediğim gibi bu. Şöyle sağ tarafa kaydırdığımda nabzımı göreceğim. Nabız anlık olarak ölçüyor. Mesela şu anda nabzım 106, 104, 103 arasında geziyor, iniyor, çıkıyor gibi şeyler var. Alt tarafta da bir skala var, böyle çizelge var gördüğünüz gibi. O da gece saat 12'den akşam, yani bugün saat 1'e kadar olan nabzımın iniş ve çıkışlarını gösteriyor. Ve bugün de şu ana kadar ortalama 100 nabız verisine sahipmişim. Şöyle kaydırdığımda hava durumunu görüyorum. Şöyle bir tane daha kaydırdığımda egzersiz görüyorum. Burada şu an yürüyüş egzersizim var. Daha önceden burada yapmış olduğum ve kayıtlı kalan. Tekrar go dediğimde bana bir egzersiz yapabilmem için ekran açıyor. Ve aşağıdan hedef belirleyebiliyorum. Mesela bu bir süre hedefi olabilir, kalori hedefi olabilir veya mesafe hedefi gibi şeyler olabilir. Tekrar şöyle geri geliyorum kaydırarak. Bir tane daha kaydırıyorum ve günün istatistiklerini görüyorum bu kısımda. Yaktığım kalori, attığım adım ve ayakta durduğum süreler gözüküyor. Bir tane daha kaydırdığımda dün geceki uykumu görüyorsunuz şu anda hep birlikte. Bir hedef belirlemiştim 8 saat diye. Çünkü 8 saatten aşağı alamıyorum uykumu. Ama uyuyamamışım. Maalesef hedefime ulaşamamışım. Şöyle bir tane daha kaydırdığımda burada müzik kontrolünü görüyoruz. Ses açıp kapatabiliyorum. Başlatıp durdurabiliyorum ve ileri geri müzikle oynayabiliyorum. Bir tane daha kaydırdığımızda tekrar ana ekrana geliyorum. Şimdi isterseniz bir de şöyle menüler arasında gezmeye başlayalım. Öncelikle egzersizlerden bahsedecek olursak. 110 adet antrenman modu var demiştim. Zaten bu antrenman modlarını uygulamada gördüm. Bunlardan 3 tanesini otomatik olarak algılıyor. Yani siz yapmaya başladığınızda size bildirim gönderiyor ve diyor ki mesela şu an yürüyüş mü yapıyorsunuz? Onayladığınız takdirde o antrenmanı kendisi başlatıyor ve bu antrenman süresi boyunca sizin verilerinizi kaydediyor. Ayrıca yüzme sporuyla da ilgilenenler için 5 ATM'lik bir su geçirmezlik özelliği var. Bu 5 ATM IPX derecesinden farklı bir şey bu arada. 5 ATM 50 metreye kadar suya dayanıklı demek oluyor. Şimdi birazcık egzersizlerimize bakalım. Şimdi burada mesela benim yapmış olduğum egzersizleri görüyoruz. Burada dünkü egzersizim var mesela ve bununla ilgili işte özet bilgiler geçiyor. Mesela 10 dakika yürümüşüm. Toplam 210 kalori yakmışım. 183 aktif kalori yakımımmış. Ve temel istatistikler veriyor bunlarla ilgili bana. Bu arada ortalama adım uzunluğumu görüyoruz burada. 61 santimmiş. Bu egzersiz sırasındaki nabzımı görüyorum. Bu arada bunlar spor yapan birisi için veli nimet gibi bilgiler gerçekten. Eğer herhangi bir sporla ilgileniyorsanız beni anlıyorsunuzdur diye düşünüyorum. Burada tempo, ritim gibi daha detaylarında uygulamada görebileceğimiz bilgiler var. Tekrar şöyle geri çıkıyorum. Burada kalori istatistiklerimi görüyorum. Adım istatistiklerimi görüyorum. Daha ayrıntılı olarak veriyor. Hemen yan tarafında nabız ölçümü var. Az önce bakmıştık buna zaten. Hemen bu kısımda kandaki oksijen oranımı görüyorsunuz. 7 saat öncesi %96'ymış sanırım. 7 saat öncesini gösteriyor. Ortalama %95, en yüksekte %99 çıkmış. Bu kandaki oksijen oranı 95 ve 100 arasında olduğu sürece herhangi bir problem yok demektir. Hemen yanında uyku verilerimi görüyorum ve daha ayrıntılı olarak gösteriyor bunları bana ana ekrandakinden ziyade. İşte uyku sırasındaki ortalama nabzımı görüyorum. 61'miş. Burada stres ölçeri görüyoruz. Hemen aşağı doğru kaydırdım.
değerlendirdiğimizde daha ayrıntılı bilgiler görüyoruz. Bugün içerisinde yani gece 12'den şu ana kadar ortalama 46, en düşükte 20'yi görmüş stres seviyem uyuduğum süre zarfında. Burada renkli olarak gösteriyor. Aşağıda da bu renklerin anlamları yazıyor. Tekrar geldiğimde burada bir nefes egzersizi var. Eğer çok stresliysen bir nefes egzersizi yapabiliyorum. Bu kısımda kadın döngüsü takibi var. Uygulamaya bilgileri girdiğiniz sürece burada bu döngünüzü görebiliyorsunuz. Hemen yanında hava durumu yer alıyor. Müzik kontrolü var. Burada deklanşör özelliği var. Alarm özelliğimiz var. Bilekliğimize alarm kurabiliyoruz. Hemen yanında şöyle kronometre yer alıyor. Bu şekilde kullanabileceğimiz. Hemen bunların altında da bir zamanlayıcı yer alıyor. 30 dakikaya kadar var ama isterseniz kendiniz buralardan özelleştirebiliyorsunuz. Bilekte bir zamanlayıcı olması bu arada benim çok işime yarıyor. Özellikle fırına falan bir şey koyduğumda buradan takip ediyorum. Yan kısımda bildirimleri görüyorum. Bunun altında telefonumu bul kısmı var. Yine zaten bütün akıllı bilekliklerde olduğu gibi. Bir de burada flaşımız mevcut. Şöyle kullanabileceğimiz. Ve en son olarak da ayarlar kısmına geliyoruz. Bileklik parlaklık ayarları var. Gördüğünüz gibi otomatik ayarlanıyor. Ortam ışığı sensörü sayesinde. Onun altında rahatsız etme modunu görüyoruz. Egzersizlerle ilgili ayarlarımız mevcut. Şöyle göstereyim. Mesela otomatik algılıyor. Koşu ve yürüyüşü. Pin ekleyebiliyoruz. Bu Mi Band 7'lerde de gelmişti. Bu özellik. Akıllı bilekliğimize şifre ekleyebiliyoruz. Bluetooth'u görüyoruz burada. Bu arada bilekliğimizin Bluetooth'u da 5.0, onu da söyleyelim. Ekran özelliklerine geldiğimizde burada sürekli açık ekran özelliğini görüyorsunuz. Şu anda mesela kapalı. Açtığımızda pil ömrünü etkiler. Yine de devam edilsin mi diyor. Bu arada bilekliğimizin bataryası da 200 mAh. Bu da yaklaşık olarak 14-20 gün arasında bir kullanıma tekabül ediyor. Ama dediğim gibi mesela sürekli açık ekran özelliğini açarsanız büyük ihtimalle 14 günün bile altına düşebilir. Şu anda mesela bu bileklikte hem sürekli açık ekran özelliği açık, hem sürekli nabız takibi açık, parlaktı full'de ve bütün bildirimleri şu anda açtım. Bütün bildirimler geliyor uygulamalardan. Bu da demek oluyor ki 14 günün de altında kalacaktır büyük ihtimalle. Ama eğer bunları kapatırsanız 20 güne kadar kullanım sağlayabiliyorsunuz. Bu şekilde akıllı bilekliğinizin içine de hep beraber yakından bakmış olduk. Siz bu akıllı bileklik hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtin lütfen. Fikirlerinizi oldukça merak ediyorum. Şimdi bir de bahsetmek istediğim şöyle bir şey var. Bizim akıllı bileklik ve akıllı saat videolarımızın altında GPS'i çok soruyorsunuz. Bugün incelemiş olduğumuz Redmi Smart Band Pro modelinde bir GPS maalesef bulunmuyor. Bu GPS bulunmasının ne gibi artıları var, bulunmamasının ne gibi eksileri var? Hem bunlardan bahsetmek hem de şöyle genel bir değerlendirme yapmak üzere bir sonraki kısma geçebiliriz. Şimdi size çok hızlı bir GPS'ten bahsediyorum. Bildiğiniz üzere bu GPS Mi Band 7 Pro versiyonunda vardı. Peki bu GPS ne işe yarıyor? Eğer bir akıllı saatinize veya akıllı bilekliğinizde GPS varsa bu GPS sizi küresel konumlandırma sistemi üzerinden yerinizi tam olarak saptıyor. Örneğin koşu veya açık hava bisikleti gibi aktivitelerde sizin ne kadar kilometre gittiğinizi tamı tamına hesaplıyor. Hatta içerisinde GPS bulunan bazı akıllı saatler uygulaması sayesinde sizin tam konumunuzu sevdiklerinizle paylaşmanızı sağlıyor. Şöyle genel bir değerlendirme yapacak olursak bugün incelediğimiz Redmi Smart Band Pro hakkında. Sizin de gördüğünüz gibi Xiaomi Mi Band 7 Pro'ya gerçekten çok benziyordu. Hem içeriği olsun, hem uygulamasının ortak olması, hem de görüntüsü, görüntü kalitesi veya tasarımıyla. Sadece bir tık daha küçük ve band kıvamına daha yakındı. Ama bu kadar benzerliğe rağmen aralarında bir fiyat farkı var. Videonun en başında söylediğim gibi bu akıllı bileklik aslında 2022 Ocak gibi tamamen piyasaya sürülmüştü ve Mi Band 7 Pro Temmuz ayında çıkmıştı. Temmuz ayına kadar bu akıllı bileklik aslında insanların kafasında Mi Band 7 büyük ihtimalle böyle bir şey olacak. Redmi bu modeli Mi Band 7'nin nasıl bir şey olacağını bize gösteriyor gibi yorumlarda bulunmuştu insanlar ve aslında haklılardı. Bunun bir doğruluk payı vardı. Fakat şöyle bir şey oldu. Temmuz'a kadar yani Mi Band 7 Pro çıkana kadar bu görmüş olduğunuz akıllı bilekliğin fiyatı 500 küsürlerdeyken Mi Band 7 Pro Temmuz ayında çıkmasıyla beraber 2000 neredeyse 2500 fiyat skalasına bir anda dayandı ve Mi Band 7 Pro'nun bu fiyatlara çıkmasıyla birlikte ona bu kadar benzeyen Redmi Smart Band Pro'nun da fiyatı 500'lerden 900'lere çıktı. Yani ikisi bu kadar çok benzediği için ve Mi Band 7 Pro bu kadar pahalı olduğu için bu akıllı bilekliğin de fiyatını bence bu yüzden biraz yükseltmiş olabilirler. Şu anda bakacak olursak Mi Band 7 Pro'nun fiyatı 1500-2000'lerde geziyor ve hala Türkiye'de çok fazla satan kişi yok bunu. Ama Redmi'nin bu akıllı bilekliği ise şu anda 900 ile 1000 arasındaki bir fiyata sahip. Bana kalırsa eğer bu tip bir akıllı bileklik arayışınız varsa Mi Band 7 Pro hazır şu an hala çok satılmıyorken Redmi'nin bu bilekliğini de tercih edebilirsiniz. Böylelikle bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Umarım aklınızda hiçbir soru işareti kalmamıştır. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.